Merhaba Ektekno takipçileri, bu videomuzda sizlere büyüteç kullanarak nasıl cep telefonu projeksiyonu yapacağınızı göstereceğiz. Bunun için bize gerekli olan malzemeler bir adet şu ebatlarda bir kutu, siyah karton kağıt, kretuar, büyüteç, bu neydi? Evrak mandalı veya dosya mandalı artık bu boksa, yapıştırıcı, kalem, bant ve makas. Evet gençlik, inceden zımbırtımızın yapımına geçelim. Öncelikle şu önümüzü bir boşaltalım. Burası yine böyle bir ana baba gün oldu. Şöyle şunlar... Şöyle kayızlattıralım bunları. Hop 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 hop, aynen. İlk önce büyütecimizi böyle parçalara ayıralım arkadaşlar. Şöyle bunun... aynen, direkt zaten uç kısmından çıktı. Şöyle kenarlarından da çıktığımız zaman şöyle yekpare bir şekilde ortada kalıyor. Elimizde büyütecin bu parçaları kaldı. Bunlar muhtemelen hiç yaramayacak. O yüzden şöyle sallayalım onları. Sonra arkadaşlar bu kutumuzu alıyoruz. Sen şu makas bir tarafımıza girmesin. Şunu şuradan orta kısmına denk getirip kalemimizle şöyle etrafında bir yuvarlak çiziyoruz. Evet gençlik, ölçümüzü aldık tam mercek boyutunda. Bakalım. Aynen, hemen hemen istediğiniz boyutlarda. Bu gerçi şu an tam net gözükmüyor olabilir size ama siz gene hani bunun en iyisini zaten yaparsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi bunu kretuarla böyle dalalım hafiften. Evet, mercekten aldığımız ölçüye göre kartonumuzu kestik şu ön tarafını. Pek böyle bir şekilsiz bir şey oldu ama gene de işe yarayacak gibi. Şimdi sıra geldi bunu siyah mat karton kağıtla kaplamaya. Bunu bu arada fazladan alın. Yani iki tane alacaksınız diyelim, üç tane falan alın. Yani keserken falan bir şeyler olur. Ondan sonra üzülürsünüz. Yüreğim dayanmaz. Bunu böyle bu karton kağıdın tam en köşesine doğru alırsanız böyle tık tık hemen bir üst tarafından bir de şöyle yan tarafından çizerek direktman kağıdı oradan çıkarabilirsiniz. Kesebilirsiniz yani daha doğrusu. Bu arada ne alakaysa şimdi tam böyle ölçü alırken aklıma geldi. Bu yorumlarınıza falan bakıyorum, ben takip ediyorum. Hepsine de tek tek böyle cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiğince. Bir arkadaş şey yazmış. Daha doğrusu yani bir arkadaş değil de birçoğunuz bunu yazmış. İşte lan koca şeyi çağırıyorsun, Crazy Russian Hacker'ı çağırıyorsun, bilmem ne cacut, işte adama orada tavuk döner mi ısmarlayacaksınız falan filan diye olmuş. Şimdi bak, bu adamın bizi anlaması için ilk önce bu ne etinden yapıldığı belli olmayan, işte çeşitli baharatlarla zenginleştirilmiş, işte 1 liraya artı ayranla satılan tavuk dönerden yemesi lazım ki ben adama o zaman crazy derim. Şimdi yani biz senelerce bu dönerleri yiyerekten hayatta kaldık bir şekilde. Yani bu duruma göre bence crazy olan biziz. Yani hiç öyle uzaktan böyle şekil yaparaktan bana yok crazy'im ben bilmem neyim, hacker'ım mekır'ım demek de olmuyor bu işler. Gelecek o adam o döneri yiyecek. Bir şekilde midesi sağlam kalırsa ben o zaman elini sıkarım. Abi bravo, büyük crazy'miştin derim yani. Neyse, disimizi de attık Crazy Russian Hacker'a. Şimdi şu yan tarafın ölçülerine geçebiliriz. Çizdiğimiz yerlerden siyah kağıdımızı kestik. Şimdi sıra geldi bunu bu kutunun içine yapıştırmaya. Şöyle hepsi zaten birebir cuk diye oturuyor. İlk önce tabii bunu böyle salak gibi koymayalım. İlk önce yapıştırıcıyı sürelim içine. Unutmadan videonun başında da söylemiştim yorumlara tek tek baktığımı. Bazı arkadaşlar şey demiş, işte abi bu mastürbasyon bilekliğini de yapar mısın abi zımbırtı olarak falan filan demiş. Vallahi gaza geldim, ayrıntılı bir şekilde bakıyorum. Ama hani bu bilekliği yaptıktan sonra da bunu böyle bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmeyi düşünüyorum. Eğer hani bu bilekliği ben olur da burada yaparsam bir şekilde ve siz de bunu evde yaparsanız bir yerde toplanıp artık enerji üretiriz hep beraber diye düşünüyorum. Şöyle yavaş yavaş şeyi sürelim şu yan tarafa da. Aynen şöyle yavaş yavaş böyle kartona masaj yapar gibi canını acıtmadan. Evet, kutuyu kaplama işlemini bitirdik. Şimdi sıra merceği buraya sabitlemeye geldi, bu kestiğimiz kısma. Bunun için ben size videonun başında bir koli bandı kullanın demiştim ama daha sonradan aklıma geldi. Bunun için elektrik bandı kullanmanız daha iyi olur bence. Yani en azından böyle kenarı yan taraflarından falan ışığın çıkmaması açısından bence daha iyi olur. Buralarda bir yerlerde bu arada elektrik bandı olacaktı ama ya lütfen bir bakıversene kardeşim ya. Şurada olması lazım bir tane. Aynen abi, orada. Tut abi, bunda. Gönder abi. Hop, eyvallah kardeşim. Evet, yapıştırma işlemini bitirdik. Şunu iyice bir sağlamlaştırdık buraya düşmemesi için. Siyah kağıttan da kestiğimiz parçayı şöyle arasında ölçü alarak ön tarafına koyduk ki böyle hafiften şekilli gözüksün diye. Sıra geldi dosya mandallarına. Bu dosya mandallarından küçük olanı büyük olanın orta kısmına şöyle tutturuyoruz.
tutturduktan sonra şu uç tarafı, tel kısmını, telefonun böyle sabit durması için orada şöyle yukarı doğru kaldırıyoruz. Sonra telefonunuzu şöyle bıraktığımızda telefon sabit bir şekilde duruyor. Bu işlemi yaptıktan sonra düzeneğimizi kutunun içine koyuyoruz. Daha sonra telefonu da böyle buraya tutturduğumuzda, bakalım duracak mı? Aynen durdu. Daha sonra bu telefonu buraya koyduktan sonra şöyle ileriye geri yaparak netliği sağlayabilirsiniz. Yani bir kontrol edin. En azından böyle direktman bunun içine oturtup tamam bu oldu deyip kapatmayın. Şimdi sıra geldi her zamanki gibi bu zımbırtıya bir isim vermeye. Biz bunun isminin Fuxin olmasına karar verdik. Fuxin ne ayak derseniz Fuxin, fukara sinemasının kısaltırmışı. Yakarsa dünyaya garipler yakardan yola çıktık ve adını Fuxin koyduk. Evet arkadaşlar, fotoğraflardan da gördüğünüz gibi çok da öyle HD kalitesinde bir sonuç yok. Hani eğer sizin yapmak istediğiniz şey bu değilse, yani bu kaliteyi yakalamak istemiyorsanız eğer. Ama gene de idare eder yani, en azından bizim gibi Sine 5'i bile şifreli yayını izleyen bir nesil için bence gayet kayak oldu gene de. Bu arada bu videonun altına en gariban yorumu atanlara Fuxin'i göndereceğiz arkadaşlar. Bu da bizim size kıyamız olsun. Siz de evde yapacağınız Fuxin'lerin fotoğraflarını bize göndermeyi unutmayın. Bizleri Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden takip edin. Ayrıca webtekno.com'dan da takipte kalın. Hepinize eyvallah.